Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere hem çok kolay hem de oldukça e, az malzemeli açma poğaça tarifim var. Bunun için öncelikle yoğurma kabıma 2 su bardağı süt, 1 su bardağı da su ekliyorum. Suyu sıcak ekledim çünkü sütü, süt soğuktu. E, bu sıvı karışımı mutlaka ılık olması gerekiyor. Onu güzelce ayarlayın. 1 paket instant maya ekledim, 1 yemek kaşığı da şeker ekledim ve karıştırdım. Güzelce köpürene kadar aktif mayanın aktif olmasını bekledim. bu şekilde yaparsanız çok güzel mayalı hamurlarınız olur. Evet mayam köpürdükten sonra bir su bardağı da sıvı yağ ekledim. Ayrıca 3 yemek kaşığı daha şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Malzeme listesini infobox kısmına her zamanki gibi ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. 4 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Eğer yoğurdunuz yoksa eklemeyebilirsiniz ama varsa ekstradan bir yumuşaklık ve lezzet verecektir yoğurt. 4 yemek kaşığı dolusu yeterli olacaktır. 2 tane yumurtanın akını ekledim sarısı da üzeri için. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. Ben bu sırada sizlere dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeyim. Instant maya Kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz veya bir yemek kaşığı dolusu kuru maya da kullanabilirsiniz. Ee, yaş maya ile de çok güzel olur. Ee, kuru maya ile de olur. Eğer verdiğim püf noktaları dikkat ederseniz, bakın ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olana kadar un ekleyerek hamurumu yoğurdum ve mayalanmaya bırakıyorum. 30 dakika kadar mayalandırdım. Ee, daha uzun süre de olabilir. Benim e, mutfak sıcaktı. Çok çabuk bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Bakın puf puf çok güzel olmuş. O kadar yumuşak, güzel ve e, kocaman kocaman oluyorlar ki tepsiye küçük koysanız dahi çok güzel bir şekilde mayalanarak pişecek. Verdiğim e, pişirme yöntemine de dikkat ederseniz. Şimdi önce ikiye böldüm. Ardından 2'ye bölmüş olduğum hamurumu da 8'e böldüm. Toplamda 16 adet beze yapıyoruz. 16 yerine 32 bezeye de bölebilirsiniz. Daha küçük açmalar yapmak isterseniz. 16 adet bezeden 8 adet açma yapacağız şimdi. Söylemiş olduğum gibi 8 adet değil de pardon 16 adet değil de 32 adet bezeye bölerek de 16 tane açma elde edebilirsiniz. Küçük küçük. Benim açmalarım çok büyük oldu. Şimdi göreceksiniz zaten çok güzel bir şekilde mayalanarak pişiyorlar. Fırında tepsi mayası yaptırdığım için. İlk başta 2 adet bezemi alıyorum ve bu şekilde fitil yapıyorum. Ve etrafında çevirip tepsiye alıyorum. Fırınımı 50 derecede ısınmaya bıraktım. Burası çok önemli. 50 derecede fırınım ısınıyor şu an. Bu şekilde birbirinin etrafında döndürerek uçlarını birleştirip tepsime alıyorum. Bir tane de yerde sararak göstereceğim. Şu şekilde de sarabilirsiniz hemen. Evet tepsime yerleştirdim. Üzerine 2 tane yumurta sarısı, 3 çay kaşığı kadar da pekmez eklemiştim. Üzerine güzelce sürüyorum kızarması için. 50 derecede ısınmış fırına süreceğim. 50 derecede 20 dakika bekleteceğim. 20 dakikanın ardından 180 dereceye getireceğim ve güzelce pişene kadar altlı üst pişireceğim. Tepsi mayasını fırında yaptıracağım. 2 tane daha açmam var. Onu da diğer tepsiye alacağım. Üzerini kapatacağım. Onu da dışarıda tepsi mayası yaptıracağım ve direkt 180 derecede ısınmış fırında ikinci tepsimi hiç 20 dakikada 50 derecede tutmadan 180 derecede pişmeye bırakacağım. Bu yöntem çok hızlı bir yöntemdir. Çok güzel ekstradan 3-4 katı açmalarınızın kabarmasını sağlar. Bakın 20 dakikanın ardında poğaçaların bu şekilde açma poğaçaların bu şekilde e, kabarmışlardı, harika oldular. 180 dereceye de getirdim ve kızarmaya bıraktım. Yani piştikçe daha da kabarıyor ve şiştiler, mayalandılar. Bakar mısınız? Harika oldu. Şimdi size içini de göstermek istiyorum. E, şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Pamuk gibi yumuşacık bir açma oldu. Daha yumuşağını bilmiyorum e, olur mu? Gerçekten denemenizi de tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. Hoşçakalın.